İdeal bir ceviz fidanı dikimi nasıl olmalı? Bize göre çukurun hazırlanmasıyla başlanmalı. Bunu nasıl yapacağımızı elimizden geldiği kadar göstermeye çalışacağız. Öncelikli olarak çukurlar belli bir hizaya göre geometrik ölçülerde düzgün olacak şekilde işaretlenmeli. Bu işaretleme sırasında haritacılardan yardım alabiliriz veya gönyeli olarak ip çekerek bunu hazırlayabiliriz. İşaretleme sırasında genelde kireç kullanılır. Biz kireç kullanılmasını çok fazla tavsiye etmiyoruz. Ya taş dikerek yapılmalı veya çok az miktarda alçı kullanılabilir. Biz taş dikerek işaretleyeceğimiz yeri belirliyoruz. Taşı diktik, yerler belirlendi. Bu yerlerin üzerinden traktör geçecek. Traktörün arkasında toprağımızın durumuna göre kum, yanmış küçükbaş hayvan gübresi, perlit veya işte torf, buna benzer ne kullanacaksak harç olarak, onlar traktörün arkasına atılır ve işaretlediğimiz yerden en az 2,5 metre sağ veya sol tarafa gelecek şekilde, bakın 1-2-2,5 metre civarındaki bir uzaklıkta o malzemeleri toprağın yüzeyine saçıyoruz. Toprağın yüzeyine bu malzemeleri saçacağız buraya. En az 2-2,5 metre uzaklığına. Güzelce yayıyoruz. Bu malzeme daha fazla olabilir. Yani kullanılacak toprağın aşağı yukarı 1/4'ünü bu karışık malzemeden oluşturabiliriz. Bunun içerisine fenli gübre dediğimiz gübreden kullanacaksak sonbahar dikimlerinde 18-46 veya süper fosfat gibi gübreler kullanabiliriz. İlkbaharda da 3-15 gibi kompoze bir gübre kullanabiliriz, 300-400 gram, 500 grama kadar. Şimdi işaretlediğimiz noktayı kepçemiz gelecek. En az 1,5 metre derinliğinde çukur kazacak. İçinden çıkan toprağı atacak ve yüzey toprağıyla yanmış küçükbaş hayvan gübresi, kum, torf, buna benzer harcımızı karıştırıp o çukuru tekrar dolduracak. Onu doldurduktan sonra üzerini suyla ıslatacağız, güzelce bir sulayacağız. Onun çökmesini sağlayacağız. Çöktükten daha sonra dikimini yapacağız. En az bir hafta, 10 gün sonra dikim yapacağız. Şu anda kepçemiz çalışsın, çukurumuzu kazalım. Bir metre genişliğinde, en az 1 metre genişliğinde, 1,5 metre derinliğinde bir çukur kazıyoruz. Çıkan toprağın tamamını tarlanın yüzeyine saçıyoruz. Şu anda yaklaşık 1,5 metre derinliğinde çukurumuz kazıldı. İçinden çıkan toprağı yan tarafa attık. O toprak birkaç gün bekledikten sonra dağılacaktır. Ve ilk sürümde, traktörle ilk süreceğimiz zaman o toprak tarlanın yüzeyine dağılacaktır ve tarladaki engebeli durumdan da kurtulmuş olacağız. Şu anda tekrar buradaki harç koyduğumuz malzemeyi karıştırıp çukurumuzu tekrar dolduruyoruz.
kazdığımız çukurun çökmesi için öncelikli olarak suyumuzu açacağız ve buraya yeterli miktarda bu burada en az birkaç saat akacak şekilde suyumuz göllenecek ve çökmesini sağlayacağız. Şu andaki hazırlığımız bu. Birazdan dikimi göstereceğiz.